İstanbul Bahçeli Evler'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Emre İlik firmasını ziyaret ediyor ve firma sahibi Emre Türe'yi tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ben 1978 İstanbul Hazada doğumluyum. İş yeri olarak da 1996 senesinde kurduğum bir iş yeri. Yaklaşık 27 senedir tekstil sektöründe faaliyet göstermekteyim. Şimdi de firmanın çalışma alanlarını Emre Türe'den dinliyoruz. Neler yapıyoruz? Herhangi bir imalat aşamasının malın finish kısmındayız biz. Yani dikili bir mamul bize hazır olarak gelir. Biz üzerinde eksik olan iliğini, düğmesini, kuş gözü, rivet gibi aksesuarlarını takarız. Makine parkurumuz buna göredir. Dikiş, dikme esasına uygun değildir. Hazır mamule bu aksesuarları takar, buradan ütü pakete göndeririz. Neticesinde rafa hazır hale gelir ürün. Üzerindeki aksesuarları, diyelim bu bir gömlek olur mesela. Gömlekte ne yapıyoruz? İliğini açıyoruz, düğmesini dikiyoruz. Bunun haricinde arayış ilik dediğimiz kısım var. Bu nedir? Giydiğiniz eşofmandaki, ipin çıktığı yerdeki kuş gözleri, efendime söyleyeyim ilik veya kapşonlu bir sweatshirt'teki ilik veya kuş gözleri yerlerini dikim öncesi hazırlıyoruz, atölyeye gönderiyoruz, dikiliyor. Dikildikten sonra tekrar bize mal geliyor. Eğer üzerinde ilik varsa veya başka aksesuarları varsa bir tekstil ürünün üzerindeki bütün metal aksesuarları biz burada işe monte ediyoruz. Yani bir teknik bilgiye sahip olması gerekiyor izleyenlerimizin anlayabilmesi için. Neden? Şöyle tarif edebilirim. Kapasite diye bir şey söz konusu değil. Nasıl söz konusu değil? Size gelen işle şöyle kıyaslayabilirim. Stabilize bir yolda araba sürerseniz 10 km süratle gidersiniz ama düzgün bir yolda giderseniz çok daha hızlı gidersiniz. Size gelen işin kolaylığını görmeden kapasite belirlememiz mümkün değil. Ancak bize iş gelecek, diyeceğiz ki bu işten bir gün içinde bu kadar çıkar veya saatte bu kadar teslim edebiliriz ki işi görmeden buna karar vermemiz de mümkün. Efendime söyleyeyim, şöyle tarif edeyim ben size. Bir tane pantolonda bir tane ilik var. Ama bir tane gömlekte 11 tane ilik var. Yani bir tane pantolondan günde 20 bin tane yapabilirim belki ama bir tane, yani bir gömlekten 2000 tanenin sözünü veremem. Başarılı olmak için iş hususunda prensiplerinin olduğunu dile getiren Emre Türe, sözlerine şöyle devam ediyor. Ya olmazsa olmazım nedir biliyor musunuz? Benim çalışma saatlerime dikkat edilmesi gerekiyor. Nasıl çalışma saatlerime dikkat edilmesi gerekiyor? Ben cumartesi pazar çalışmam. Sabah 8 akşam 7 arası çalışır bu iş yeri. 1 ile 2 arası öğle paydosudur. Eğer siz bu kurallara riayet ederseniz, düzgün bir şekilde sizinle çalışabiliriz. Neden düzgün bir şekilde çalışabiliriz? Bugün hiçbir devlet dairesinde veya hiçbir kurumsal iş yerinde insanları öğle paydosunda kaldırıp, gel kardeşim benim bu işimi yap diyemezsin. Yani biz işimize saygı duyuyoruz, bize de saygı gösterilmesini istiyoruz. Bunun haricinde ilik, düğme, çıt, rivet vesaire işinizde ne varsa bizden bunu istemekle siz mükellefsiniz, biz de yapmakla mükellefiz. Eğer yapmayacak olursak o zaman dükkanı kapatmak gerekir. Onun dışında benim dediğim bu çalışma saatlerine uyulduğu zaman zaten işçiyle de problem yaşamıyorsunuz. İş gücü bulmakla da sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bizim iş yerimize giren işi biz sahipleniriz. Buraya ne kadar iş girdiyse o kadar sağlam iş çıkmak zorunda burada. Bu bizim kalitemizi gösterir. Eğer birisi buraya 100 tane iş getirdiği zaman 98'inde sağlam verip ikisinde problem çıkartıyorsak bu bizim için büyük başarısızlıktır. Çünkü müşterinin buraya koyduğu iş adamın cebinden koyduğu paradır. Adam onu alıp paraya çevirecek ki bizim işimizi idame ettirelim, kendi işi de idame olsun. Eğer karşı tarafın işi yürümezse bizim burada durmamızın bir anlamı yok, zaten işimiz olmaz. İşe bakış açımız budur. Yani kalitemizden kesinlikle taviz vermeyiz. Olacak bir işse yaparız, olmayacak bir işse yapamayacağımız bir işse ki henüz karşılaşmadık. Deriz böyle böyle. Yani kimseye işini yaparız diye söz vermişliğimiz yoktur. Yapabileceğimiz işe yaparız deriz. Hakkını da verir, yaparız, göndeririz. Çok yerlerden teşekkür de aldık bu konuda hatta. Şöyle ki burası 27 senelik bir dükkan. 27 senedir gelen müşteri var. Evet, benim çocukluğumu biliyor mesela. Yani. Tabii. Yani ben iş yerimi ilk açtığımda bisikletle gittiğimi biliyorum kendisini. Yani arabam yoktu. Çocuktum yani bisiklet daha cazipti diyelim. Bisikletle giderdim ben o firmalara. Tabii şimdi farklı. Onlar da farklı kurvarda, biz de farklı kurvarda. Eğer bu işi yapıyorsam, hakkını vermek ve istiyorsam buraya severek gelmek zorundayım. Az önce siz de zikrettiğiniz 15 kişi çalıştırıyorum. 15 kişiyi evdeki evlatlarımdan ayırmıyorum. Yani onlara karşı bir tavır alacaksam,
veya herhangi bir kızacaksam ilk önce kendime soruyorum. Bunu benim evladım yapsa aynı tepkiyi verir miydim diyorum. Ona göre davranıyorum. Onlar da beni ona göre seviyorlar. Ben de onları ona göre seviyorum. Yani dediğiniz gibi sohbetimizde de söylemiştim. Yani 15-20 senedir onlar da burada çalışıyorlar. Bizi babaları gibi biliyorlar, evlatlarımız gibi biliyoruz. Ha, buraya gelmek için uğraştınız mı derseniz, yani ne kadar çabaladınız derseniz, yani öyle bir hedef koymadım kendime. Ama yani işimi o kadar severek yaptım ki, yani çalıştığım insanlar beni bu hale getirdi. Yani onlar da beni sevdiler. Onların benden memnun olması, haliyle onları daha çok memnun edebilmek için daha düzgün bir yer kurmalısınız. Teknolojiyi çok yakından takip etmelisiniz. Çalıştığınız insanlar, çalıştırdığınız insanlar kalifiye olmalı. Böyle olunca zaten başarı kendiliğinden geliyor diyebilirim. Şöyle ki, tekstil sektöründe evet çok çalışıldı. Yani çalışma saatlerine riayet edilmedi. İşçiler düşük ücretle çalıştırıldı. Efendime söyleyeyim, yani insani şartlarda çalıştırılmadı diyeyim. Yani o zaman ülke durumu da öyleydi. Yani hiçbir iş yerinde kurumsallaşma gibi bir amaç yoktu zaten. Ama bugün gelinen noktada tekstilin adı köküye çıkmış durumda. Niye? Tekstilde işte çalışılırsa, işte haftada 55-60 saat çalışacak, ücreti az olacak, ücretini alacak mı, almayacak mı belli değil. Ama bugün bu tekstil piyasası böyle değil. Yani bugün birçok kurumdan maaşlar daha yüksek, çalışma saatleri çok daha iyi. Ya en azından yani siz insan niçin çalışır? Geleceğini temin için çalışır. Yani akşam kafana yastığa koyduğunuzda yarın acaba başıma ne gelecek diye düşüneceğiniz bir sektör değil tekstil. Ama eskiden öyleydi. O itibardan kurtulamadık.